Turan Mumcu diyor ki Kurban Bayramı yaklaşırken ABD krizi çözülmezse boğa kıyımı mı olacak? Ne yapmalıyız? Ya çözülürse sabah kalkınca ne olur diye soruyor. Az çok ona zaten yanıt verdin. Hürol Kocatepe diyor ki derecelendirme kuruluşları neden ABD'nin notunu düşürmüyorlar? Bizim başımıza gelse sıraya girerler not düşürmek için. Valla şöyle haklı bir tarafı var seyircinin. Sonuçta biz çok ciddi bir gelişme dönemi yaşadığımız noktada kredi derecelendirme kuruluşlarını çokça suskun görmüştük. Ve çok daha yeni yatırım yapılabilir seviyeye getirildik. Üstelik de krizin ortasında neredeyse. Yani neden yapmıyorlar? Hani sen tekrar yayının öncesinde, biz her şeyi konuşmuşuz sanıyorum yayının öncesinde. S&P 2011 senesinde bir indirimde bulunurken aslında indirimin nedenlerinden biri buydu. Yani temerrüde düşmeyecek bu ülke ama ciddi bir friksiyon var. Bu politik belirsizlik, bu politik zeminin kayganlığı ileriki vadede risk yaratıyor ekonomi için demişti ve öyle indirmişti. Şu anda yaşadığımız süreci de buna bağlıyor mesela S&P. Ha, yani temerrüde düşerse ya da çok hiç kimsenin bilmediği, şu anda öngöremediği bir yere doğru giderse o zaman ne not kalır ne bir şey kalır. Zaten hani dünya finans piyasaları içerisinde çok farklı bir yerden, işte o yeni denge diyoruz ya, o denge nerede oluşur onu bilemiyorum hakikaten. Ondan sonrası tufan belki. O yüzden şu noktada yapmamalarını buna bağlayabiliyorum diyebilirim. Üstünü Keleş diyor ki piyasalar hala ne olursa olsun ABD'nin para basmaya devam edeceği ümidiyle yaşıyor. Yani yalanı bir gün piyasada anlayacak diyor. Evet. Romantik olduğunu düşünüyorum ben de sizin. Kizlovski Simirna diyor ki ABD iyi veya kötü haber geldiğinde her iki durumda da bizim piyasa için kötü olacak diyor. Bülent Bey der ki kamunun eliyle büyüme eşittir cari açık, biz gerçekten büyüyor muyuz diye soruyor. Şimdi bunu söylemişken o zaman konuyu biraz dize getirelim. IMF'nin dördüncü madde konsültasyonu çerçevesinde yapmış olduğu açıklamalara gelelim. Şimdi IMF aslında dört ana başlıkta yaptı bu açıklamaları. Maliye politikamıza geldi, finans sektörüne baktı, genel ekonomik değerlendirmeye baktı. Ve bir de bir şey daha vardı. Neydi, para politikası tarafında. Evet, para politikası, Merkez Bankası tarafına baktı. Şimdi öncelikle genel ekonomiye bir bakalım. İki tane bant seçtik sizler için. Bunlardan biri bir genel ekonomiye bakalım istedik. Buyurun, o bir IMF'nin ekonomiyle ilgili özellikle yurt içi talebin güç kazan ile beraber yıl sonu büyüme rakamımızın, oranımızın 3,8 olacağını belirtti IMF. Önümüzdeki yılda eğer işler ve makroekonomik dengeler iyi giderse bu oranın %3,5 olacağını söyledi. Buyurun detaylarına bir bakalım. IMF heyeti Türkiye'deki 2013 yılı dördüncü madde olan görüşmelerini tamamladı ve görüşlerini açıkladı. Değerlendirmesini 15 ana başlık altında toplayan IMF heyetine göre küresel finansal ortamın daha az hoşgörülü bir nitelik arz etmesi nedeniyle kırılganlıkların azaltılmasının kısa ve orta vadeli politikaların en temel odağı olması gerektiği belirtildi. Kısa vadede enflasyon hedefinin tutturulması ve yeterli bir nominal çupa ortaya konulması için para politikasının sıkılaştırılmasına ihtiyaç bulunduğu ifade edilen değerlendirmede, maliye politikasının da sıkıştırılarak 2014 yılında yapısal faiz dışı fazlanın artırılması gerektiği aktarıldı. Orta vadede Türkiye ekonomisi için temel zorlukların yurt içi tasarrufların artırılması ve yapısal reformların kararlı bir şekilde uygulanması olduğunun belirtildiği değerlendirmede her iki politikada ekonominin uzun vadeli büyüme potansiyelinin artırmasına hizmet ederken sürdürülebilir bir dış dengenin devamını sağlayacaktır denildi. IMF'ye göre yurt içi talebin güç kazanmasıyla 2013 yılı büyümesinin %3,8 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Mevcut ekonomik politikalara devam edilmesi halinde ise önümüzdeki yıla ilişkin büyüme tahmini %3,5 düzeyinde. Yurt içi talep öncülüğündeki büyüme, cari işlemler açığı ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskılar oluşturuyor. Cari işlemler açığının kısmen altın ithalatındaki artışın da etkisiyle bu yılın sonunda gayri safi yurt içi hasılanın %7'sinin üzerinde yükselmesi, önümüzdeki yılda bu seviyeye yakın bir oranda gerçekleşmesi öngörülüyor. Enflasyon eğilimleri ve TL'deki değer kaybı enflasyon oranının hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl için %5'lik hedefin üzerinde gerçekleşmesine neden olacak. Gelişmiş ülkelerin para politikalarına ilişkin piyasalar tarafından yapılan değerlendirme, Türkiye'nin temel kırılganlığı olan dış dengesizliği açığa çıkardı. Küresel faiz oranının normalleşmesi sürecinde zamanlama ve miktar belirsiz olmakla birlikte portföy yatırımlarında son dönemdeki yeniden dengelenme, Türk varlıklarının yeniden fiyatlanmasına ve TL'de değer kaybına sebep oldu.
Bu bağlamda ve brüt dış finansman gereğinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca yüksek kalacağı varsayımı altında, sermaye akımlarının zayıflaması ya da tersine dönmesi ihtimali Türkiye ekonomisi için temel bir zorluk olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla politikaların bu risklerin azaltılmasına odaklanması gerekiyor. Ve Sayın Gökşen, nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle program sunayım mı? Hayır, sunma lütfen. Özlendi bana kızacak. Sayın Gökşen, sizin yorumlarınızı, bandımızı izledik. Evet. Sayın Gökşen, sizin bu konudaki yorumlarınızı alabilir miyiz? Sayın Şafak... Şöyle devam edebilirim. Çok sürpriz bir şey var mı? Yok. Yani bunlar aslında belirli eleştirileri olan uzmanların ve analistlerin çokça söylediği konular. Bu IMF'nin kısa notuna bakıldığında aslında ben ikiye ayırdım. Hı. Yani bir kısa vadede önlemler konusunda yorumları ve eleştirileri var. Bir de uzun vadede. Kısa vadeye bakıldığı zaman neredeyse Türkiye'nin şu anda bulunduğu noktayla tamamen alakasız bir şey söylüyor IMF. Yani bir kere para politikası tarafında oldukça eleştirel bir yaklaşımı var. Yani çok kompleks. Kimse anlamıyor ve en önemlisi de bu durum parasal aktarım mekanizmasının çalışması önünde bir engeldir diyor. Önemli bir tespit. Çünkü şu anda biz işte Avrupa'nın ya da Amerika'nın ya da gelişmiş ülkelerin en büyük hastalıklarının şu anda parasal aktarım mekanizmasının çalışmadığı olduğunu biliyoruz. O çalışsa çok daha farklı bir noktaya doğru gitmişti. Para basılıyor, genişlemeci politika adımları atılıyor, her türlü yerden yönetim yapılıyor ama günün sonunda toplam talebi etkileyemiyor. Bu parasal aktarım mekanizması çalışmıyor. Türkiye'ye bakıldığında ciddi çalışan bir aktarım mekanizması görüyoruz. Ama IMF'ye göre bu kompleks yapı bir noktada bu mekanizmayı bozacak ya da yaralayacak, hasar verecek. Önemli bir eleştiri. Çokça da yapılan bir eleştiri aslında. Çünkü anlamak çok zor. Yani eğer iki taraf varsa, bir taraf bu durumu anlayamıyorsa doğru cevabı, yani para politikasının verdiği sinyalin doğru algılamayabilir. Dolayısıyla önemli. Bir diğer taraftan da tabii genişlemeci, yani daha sıkı olmak zorundasınız diyor. Şimdi Merkez Bankası'nın buradaki yaklaşımı da şu, biz zaten oldukça sıkıyız. Yani sıkılaştırıcı bir para politikası adımı da attık diyor. Ve aslında Erdoğan Bahçe en son Denizli'de yaptığı konuşmada gelişmekte olan ülke karşılaştırmalarına gidip dedi ki biz en çok sıkılaştırmayı biz yaptık. Yani bakın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine bu yaklaşık politika faizine yaklaşmıştı, 4,5'lara gelmişti. Şimdi ben 7'lerden de fonluyorum. Hatta bugünlere gelindiğinde aslında 6'lara doğru bir iniş var. Ama 7'lerden hesapladığınızda aslında yaklaşık 250-300 bas puanlık bir sıkılaştırmadan bahsediyorum. Dönün bakın diğer ülkelere o kadar da sıkılaştırma yapmadılar diyor. Ama işte orada IMF hemen para politikasının çok fazla araçlı olmasına, çok fazla hedefli olmasına götürüyor işi ve dolayısıyla bu para politikasının çok da sıkılaştırıcı olmadığını düşünüyor. Tabii Merkez Bankası'nın tutumu çok farklı bir noktada ve görünen o ki aslında yıl sonuna kadar da bu yönde bir adım atmayacağını da çok net bir biçimde Erdoğan Bahçe bize söyledi. Ama hani IMF'nin görüşü bu ve hani biz bunu okuduk. Maliye politikası tarafı da önemli. Yani çünkü biz maliye politikası tarafını konuşurken hep ne diyoruz? Çok ciddi bir manevra alanımız var. Herkes borç sürdürülebilirliğini konuşurken bizim öyle bir sorunumuz yok. İşte hani birazcık yani yıl sonu açık hedefi, beklentisi bütçe açığının gayri safi yurt dışı hasıla %2,2 ama bunun altında bile oluşabilir. Ne güzel işte borç stoku bölü gayri safi yurt dışı hasılamız 40'ının altına geldi. Nerede Maastricht kriterleri %60'lar falan diye hani çokça söylüyoruz. Ama bu demek değildir ki biz sıkı bir maliye politikası uyguluyoruz. Şimdi IMF'nin bunu söylemesindeki neden şu Aslı. Kısa vadede cari açığı engelleyebilmek için yapılabilecekler var. Bir kere özel sektör tasarruflarını arttırmak uzun vadeli bir iş. İşte bireysel emeklilik yöntemiyle ilgili bir takım adımlar atıldı. Devlet katkı payı arttırıldı ki bu notta o da var. Önemli bir gelişme oluyor. Ama bunlar uzun vadeli. Özel sektör, yani kamu ve özeli bir araya koyduğumuzda kısa vadede cari açık üzerinde etkide bulunmak istiyorsanız faizleri arttırırsınız, tasarrufu
işte gel deme haline getirirsiniz. Hı-hı. Kamu tarafında da kamu tasarrufunu arttırma yoluna gidersiniz. Çünkü tasarruf yatırım dengesizliğidir bir noktada, cari açık. Kamu tasarrufunu arttırırsınız. Onu da ne yaparsınız? Daha sıkı bir politik hali yapabilirsiniz. Şimdi bizim çok manevra alanımız var bütçe tarafında ama bizim faiz dışı harcamalarımıza bakalım. %15'lerde, 16'larda yani çift haneli enflasyonun üzerinde harcayıp devam ediyoruz. Bu çok mu sürpriz? Değil. Yani bu seçimlere gidilen bir dönemde de zaten beklenilen bir süreç. Her hükümetin de bunu bu şekilde uyguladığını görüyoruz. O nedenle de diyor ki 2014'te aslında sizin kovalamanız gereken durum yapısal faiz dışı fazladır. Yani faiz dışı fazla dediğimiz şey, faiz harcamalarını bir kenara bırakıyoruz. Gelirlerden faiz dışı harcamaları çıkartıyoruz. Çünkü orayı daha kontrol edebilir. O politikalar sizin toplam talebinizi ya da işte arzınızı etkileyen süreç. Ve diyor ki yapısal bir fazla vermek zorundasınız. Yapısaldan da kanıt amaç şu. Hani çok basitçe diyelim ki sürdürülebilir büyümümüz %4'tür ama o sene farklı bir şey olmuştur. Ne bileyim tek seferlik gelirlerinizi arttıran bir şey olmuştur. Ya da büyümenizi etkileyecek başka bir şey olmuştur. Siz 6 büyümüşsünüzdür. Vergi gelirleriniz çok artmıştır. Dolayısıyla o seneye yöneliktir. Bir dahaki sene onu görmeyeceksinizdir. Onu çıkartın. Bana daha net yapısal bir fazla verin diyor IMF. Ya bu bir hükümet politika seçeneğidir. Yani bunu yapıp yapmamak tabii ki hükümete kalmıştır ve her hükümetin de yapabileceği bir şey değildir. Ve günün sonunda aslında Türkiye üzerine baktığımızda tarihe bakıldığında hani faiz dışı fazlanın gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 6,5 olan dönemler yaşadık. Çok ciddi bir başarıydı bu. O başarı zaten bizi şu anda daha rahat bir zemine getirdi. Yani ben %6,5'luk bir faiz dışı fazla veren bir ekonomi çok bilmiyorum. Hı hı. Ya ben bilmiyorum ya görmedim bilmiyorum. Dolayısıyla o rahatlık orada yaptığı o disiplin bizi bu hale getirdi. Şimdi biraz daha disipline edin diyor ama kısa vadede biz aynı noktada değiliz. Gerçi bugün Mehmet Şimşek'in açıklamalarını okudum. Aslında umut verici bir şekilde maliye politikasında daha sıkı olma sinyalleri verilmiş ama günün sonunda kısa vadede aynı yerde değiliz. Şimdi birazcık sorulara bakalım. Çünkü senden yine tahmin isteyenler var. Mesela Servet Güvendik bayram sonrasında euro doları soruyor sana. Ne olur diyor. Bayram sonrasında. Şimdi bayram sonrasına gelindiğinde tekrar takvime bakıyoruz ve eğer borç tavanı konusu çözülürse dolarda biraz daha kuvvetlenme görebiliriz. Hı-hı. Neden? Çünkü biz 82,5 seviyelerini gördük dolar endeksinde. Şimdi 80'in altındayız. Dolar ciddi oranda değer kaybetti. Ama bizim asıl senaryomuz değişti mi? Yani dolar euro paritesinde, dolar tarafına bakalım denklemin bir tarafına. Doların güçleneceğine inancımız devam ediyor mu? Evet, yani bu havadan bir inanç da değil. Çünkü dolar arzının yavaş yavaş piyasadan çekileceğini düşünüyoruz. Hı hı. Demek ki dolar değer kazanacak. Euro tarafına bakıyoruz. Euro tarafına bakıldığında hani daha az genişlemeci bir noktaya doğru gidecek mi euro? Hayır. Çok çabuk mu büyüyecekler? Hayır. Draghi'nin söylemlerine bakın ne kadar temkinli. Hı hı. Tekrar LTRO'lara konuşmaya başladılar. Hı hı. Faizler konusunda ilk defa forward guidance verip daha düşük seviyeye de gelebilir dediler. Bu ne demek? Demek ki euro değer de kaybedebilir. Uzun vadede, hatta uzun vade demeyelim, uzun vade hepimiz öleceğiz ama orta vadede aslında... Hepimiz öleceğiz. Uzun vade hepimiz öleceğiz. Evet. Ama daha orta vadede... Senin uzun vade bayağı uzunmuş yani. Evet, 50 sene kadar. Orta vadeye bakıldığında aslında senaryo değişmedi. Ama kısa vadede farklı friksiyonlarla parite etkileniyor. Benim yıl sonu tahminim tekrar her programda bunu konuşuyor oluyoruz ama hani ama çok düşük. Ama ben çok eğleniyorum vallahi bu euro dolar konusunda. Mutluyum. 1.25'ler şu anda çok uzak gözüküyor yani yıl sonunda o tahminimin çok tutacağını artık düşünmüyorum yani hani şunun sonunda 2,5 ayımız kalmış çok sert bir hareket olur çok da sağlıklı olmaz zaten ama ben bu senaryomu değiştirmiş değilim yani değiştirecek herhangi bir şey var mı? Yok. Şimdi 2 dakikamız var son 2 dakikada bayram sonrası altın soruyor sana Muhammed Olcay. Gerçekten bilmiyorum. Tamam yani. Çok güzel. Okey Murat Salman diyor ki dinliyormuş bizi Murat. Diyor ki temerrüte düşer mi ABD? Sorusu bu. Öyle mi? Murat'cığım düşmez. Murat? Düşmez sen merak etme. Hani devam et hayatına diyebilirim. Bununla beraber kafamda deli sorular diyor Burak Bey. Kolayca BİST'e giremiyorum. Elimde binlerce kağıt satıp da gidemiyorum. BİST'em de dönüyorum artık anla diyor.
Öyle mi? Yani Özlem Bayraktar Gökşen, Sayın Gökşen'in bu konuda söyleyeceği bir şey yok. Hamit Tuncer diyor ki volatiliteden ne zaman çıkılır ve piyasalar ne zaman önünü görür Özlem Hanım? Son bir dakika. Tamam, volatiliteden çok kısa vadede çıkmayı beklemeyelim. Bizim bir dönemki hikayemiz bu olacak ne yazık ki. Bu süre zarfında zaman zaman geri çekileceğiz. Zaman zaman daha cesaretli olacağız. Piyasa dinamiklerini yakından takip edeceğiz ama şu dönem bitti. Ne olursa olsun varlık fiyatları artacak dönemi bitti Türkiye özelinde. O Mayıs'tan önceydi, artık daha farklı bir dengeye doğru ilerliyoruz. Evet, bakacağız. Yani haftaya tabii bugün seninle görüşemeyeceğiz. Bir 15 gün sonra görüşeceğiz. Bayramda burada mısın? Buradayım. Ben Londra'ya gidiyorum artık. Güzel. Selamlar dönüşte... söyle Londra. Söylerim, dönüşte artık görüşmek üzere diyelim. Geldiğin için tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Şimdiden iyi bayramlar. Çok çok teşekkürler. O zaman bir reklama gidelim. Sonra da yavaş yavaş veda edelim. Kaliteyi uzaklarda aramayın. FXTCR Forex'in doğru adresi veri ekranınız sunar. Kaliteyi uzaklarda aramayın. FXTCR Forex'in doğru adresi veri ekranını sundu. Bloomberg HT'nin emsalsiz programı Küresel Piyasalar. Akşam 22-23.15 arası Amerika borsaları kapanıyor. Rakamlar şekilleniyor. Piyasalar yeni güne nasıl uyanacağının hesaplarını yapıyor. Bugün bir miktar böyle nefes alan piyasalar görüyoruz. New York'tan canlı yayında Melike Ayan son rakamları bildiriyor. O mesajı vermek istediler. Piyasayı rahatlatmak istediler. İstanbul'da Barış Esen ekonomistlerle tüm günü değerlendiriyor. Pazartesi Özlem Dedikli, Salı Özlem Bayraktar Gökçen, Çarşamba Gizem Özkok Altınsaç ve Perşembe Murat Sağ. Ayrıca canlı video ve telefon bağlantılarıyla tüm yatırım araçlarının günlük performansları mercek altına alınıyor. Ertesi güne bilgiyle ve doğru stratejiyle başlamak için küresel piyasaları izleyin. Küresel piyasalar hafta içi her akşam Bloomberg HT'de. Bloomberg HT, gün boyu ve gece de yayında ekonomi kanalı. Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şen ve esen kalın diyeceğim, demeyeceğim. Ali Çağatay birazdan ana haberle karşınızda olacak. Sizi çok seviyoruz. Yarına kadar bizi çok özleyin ve 17'de karşımızda olun. Haftanın ikinci işlem gününü beraber kapatalım. Hadi bakalım, iyi akşamlar.
Manchester United'ın efsane menajeri Alex Ferguson, Charlie Rose yolda. Amerikalı gazeteci Charlie Rose'a konuk olan Alex Ferguson, Manchester United'ın başına geri dönecek mi? 26 yıllık menajerlik döneminde neler yaşadı, ne teklifler aldı? Charlie Rose sordu, Alex Ferguson yanıtladı. What's the best moment ever for you in football? Charlie Rose Show bu akşam Bloomberg TV'de. Hiç aklıma gelmedi. Bir eşe, dosta, yakına da gerekmedi. Yani aklıma gelmedi. Hiç aklıma gelmedi bunun benim başıma geleceği. Ama şimdi hiç aklımdan çıkmıyor. Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan 3 can. Bonkör bir kalbi var, bizim için atar. Dokunduğu her şey mutluluk katar. Hani hep derler ya, what a wonderful world. Türkiye'nin en bonkör kartı World Card tam 22 yıldır Türkiye'yi hayallerine kavuşturuyor. DAP Yapı'dan Vazokule'de yepyeni bir fırsat. Bedava Home Office. Çağlayan'dan sonra şimdi de İstanbul Dragos'ta seçkin bir iş ve yaşam merkezi. Ofis yönetim sistemiyle kendisini 8 ila 12 yılda amorti eder, bu süper yatırımda bedavaya gelir. VIP asistan hizmeti, A+ özellikler ve ulaşımda en avantajlı konum. 50 ay vade, 0 faiz fırsatı, peşin ödemede %10 indirim ve 199 bin TL'den başlayan lansman fiyatları Vazokule Home Office'te. Lise, ön lisans ve lisans KPSS adayları, Habertürk Yargı Yayınları işbirliğiyle isteyene 5 adet konularına göre tarama testi ve 5 adet konu özetli cep kitabı, isteyene YDS seti. Sınava yeni müfredat ve son sisteme uygun yayınlarla hazırladım. Bu setlerin her biri Habertürk'le birlikte sadece 29 kupona. İlk kupon yarın. Sakın kaçırmayın. Salonda yeni sezon başlıyor. Modi, Yasmin Hamdan, In The Country, Mor Karbasi, Christian Scott, Snarky Puppy ve Replikas için biletler Bilet X'de İKSV'de. Ayrıntılı bilgi için salonikasv.com.